Irak ve Suriye'de PKK terör örgütüne Türkiye'ye karşı saldırı düzenlemesi için insansız hava aracı başta olmak üzere silah veren Türk düşmanı İran, Somali'de de Eşşebap terör örgütüne silahlar veriyor. İran'ın Eşşebap terör örgütüne sağladığı silahlarla Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Türkiye Somali Askeri Eğitim Üssü ve Somali denizlerini koruyacak Türk savaş gemilerinin de terör örgütünün saldırılarının hedefinde olabileceği belirtiliyor. ABD istihbaratına göre, Yemen'deki Husiler ile Somali'deki terör örgütü Eşşebap arasında silah temini konusunda görüşmeler yapılıyor. ABD yetkilileri, Husilerin silahlarının Somali'ye ulaşıp ulaşmadığını araştırıyor ve İran'ın bu anlaşmada rolü olup olmadığını belirlemeye çalışıyor. Geçtiğimiz aylarda Somali ve Türkiye arasında savunma ve ekonomik işbirliği çerçeve anlaşması imzalandı ve bu anlaşmaya göre Türkiye, Somali denizlerini 10 yıl boyunca koruyacak. Eş Şebap, genellikle roket, havan ve el yapımı patlayıcılar kullanıyor. Ancak, Husiler daha gelişmiş silahlar, insansız hava araçları ve kısa menzilli balistik füzelerle donanmış durumda. Olası bir silah temini durumunda Eşşebap, ülkede bulunan ABD, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi yabancı ülke güçlere ait hedeflere saldırma imkanına erişebilir. Husiler ile Eşşebap arasındaki silah anlaşması, İran'ın bölgedeki diğer rakip ülkelere karşı cephe genişletme çabalarının bir parçası olabilir. Diğer yandan Amerika tarafından Yunanistan'ın Dede Ağaç Limanı'na askeri yığınak yapması gündemde yerini korurken, ABD askeri yığınağın Türkiye'ye karşı olmadığını savundu. Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake, Yunanistan'ın Dede Ağaç Limanı'na yapılan ABD askeri yığınağının Türkiye ile ilgili olmadığını, bunun Ukrayna'daki savaşla alakalı bir lojistik çaba olduğunu açıkladı. Amerikalı büyükelçi Türkiye'nin Amerika'nın ortağı olduğunu vurguladı ve bu askeri yapılanmanın Türkiye'ye karşı olmadığını belirtti. Amerika'nın Dede Ağaç Limanı'ndaki varlığı, özellikle Ukrayna'daki çatışmaların artması nedeniyle Doğu Avrupa'ya askeri donanım ve personel taşımak için stratejik bir NATO merkezi olarak kullanılıyor. Filek, Amerika'nın bir müttefiki diğerine tercih etmediğini ve Türkiye ile Yunanistan'ın Ege Denizi'nin barış denizi olması gerektiği konusunda anlaşmış olduklarını ifade etti. Öte yandan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımları bölgedeki güç adımlarını etkileyecek. Kapital gazetesinde yer alan haberde Amerika'nın jeopolitik stratejisindeki değişimin küresel etkilerini çeşitli kriz ve çatışmalarda hissettirmekte olduğu belirtildi. Haberde Ukrayna, Gazze, Kafkasya, Libya ve Sahel bölgelerinde yaşananlar Amerika'nın önceliklerinin Pasifik'e kaymasıyla şekillenmektedir. Bu değişim, Washington'un rakiplerinin etki alanlarını yeniden dağıtması sürecini hızlandırmaktadır. Türkiye, bu yeni düzende önemli bir rol üstlenmiş, jeopolitik sermayesini stratejik kazanımlar elde edebileceği bölgelere yönlendirmiştir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasının temel taşı olarak Libya'ya odaklanması, bölgedeki enerji kaynaklarını kontrol altına alma çabalarının bir parçasıdır. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının kontrolünü sağlamak için Libya ile yaptığı anlaşmayı kullanarak bölgedeki pozisyonunu güçlendirmiştir. Bu strateji, Hazar hidrokarbon ulaşım ağının Türkiye'ye entegre edilmesiyle daha da önem kazanmaktadır. Türkiye'nin bu hamlesi, Avrupa'daki enerji güvenliği için kritik bir rol oynamaktadır. Erdoğan liderliğindeki Türkiye Libya'daki askeri ve diplomatik başarıları ile bölgedeki nüfuzunu artırmıştır. Türkiye'nin Kafkasya'da Azerbaycan'a verdiği destek bölgedeki güç dengesini değiştirmiş ve Ermenistan'ın batıya yakınlaşmasına yol açmıştır. Suriye'de ise Türkiye, gelecekteki barış sürecinde önemli bir rol oynamaya hazırlanmaktadır. Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki haklarını savunma kararlılığını sürdürmektedir. Libya'da elde edilen başarılar, Türkiye'nin bölgedeki jeopolitik hedeflerine ulaşma yolunda önemli adımlar atmasını sağlamıştır. Türkiye'nin stratejik vizyonu, uzun vadeli hedeflere odaklanarak bölgesel güç projeksiyonunu artırmayı amaçlamaktadır. Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye, Doğu Akdeniz'de stratejik bir hakem olarak konumlanmış, bölgedeki enerji ve güvenlik dinamiklerini şekillendiren önemli bir aktör haline gelmiştir. Bu bağlamda, Türkiye'nin gelecekteki adımları bölgedeki güç dengelerini etkilemeye devam edecektir denildi. Diğer yandan Türk savunma sanayisi ihracatlarını sürdürüyor. Türk Vuran askeri zırhlı araçları Gürcistan ordusunun envanterine girdi. Türk yapımı BMC Vuran zırhlı araçlar resmi olarak Gürcistan savunma kuvvetlerinin envanterine girdi. 2022 yılında imzalanan bir anlaşma kapsamında Gürcistan Türkiye'den toplam 46 adet Vuran zırhlı aracı satın aldı. 105 milimetre boran havadan taşınabilir obüsün Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatları devam ediyor. Son olarak Efes 2024 tatbikatı sırasında da kullanılan boran obüsü, makine kimya endüstri firması tarafından iki farklı ülkeye de ihraç ediliyor. Bu kapsamda, 18 adet boran obüsü siparişi veren Bangladeş, obüslerin kabul faaliyetlerini tamamladı. Konuyla ilgili olarak MKE tarafından yapılan açıklamada Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk obüs ihracatı olarak bir Asya ülkesine teslim edilecek olan Boran'ın Karapınar atış alanında yapılan sevkiyat öncesi test ve muayene işlemleri başarıyla tamamlanmıştır ifadelerine yer verildi. Şu ana kadar Boran obüsüyle ilgili olarak 150'ye yakın sipariş olduğu değerlendiriliyor. 100'den fazla obüs Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek. Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bir kin kalhi füze, 4 balistik füze ve 4 seyir füzesi ile 24 şahit 136 insansız hava aracı ile 30 saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Ukrayna Hava Savunma Birlikleri'nin mobil ateş elektronik harp sistemleriyle 29 saldırıyı engellediği aktarıldı. Genelkurmay Rusya'nın kayıplarını da açıklayarak Rus ordusunun 522.810 askerini kaybettiği, 7928 tank ve 15208 zırhlı aracın da imha edildiği belirtildi. Açıklamada 13770 topçu sistemi, 1099 çok namlulu roket atar, 846 hava savunma sistemi, 359 uçak ve 326 helikopter, 11075 insansız hava aracı, 2285 seyir füzesi, 18794 adet çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği kaydedildi. Amerikan Savaş Araştırmaları Enstitüsü, Ukrayna ordusunun F-16 savaş uçaklarını teslim almadan önce Rus hava savunmasını zayıflatmaya çalıştığını belirtti. Raporda, Ukrayna birliklerinin Rus hava savunmasını zayıflatmayı amaçlayan önlemler alması muhtemeldir. Bu da başarılı olması halinde Ukrayna'nın uzun vadede insanlı uçakları daha etkili bir şekilde kullanmasına olanak tanıyabilir denildi. Enstitü'nün raporunda Ukrayna birliklerinin Kırım'da işgal altındaki Belbek ve Sivastopol yakınlarında 1S300 bataryası ve 2S400 bataryasını vurduğunu hatırlatıldı. Raporda Rusya'nın Belgorod bölgesindeki Rus hava savunma sistemlerinin imha edilmesinin Rus komutanlığının hava savunma varlıklarını Kırım'dan bu bölgeye taşımasına neden olduğu ve bunun da geçici olarak işgal edilen yarımadanın hava savunmasını kötüleştirdiği ifade edildi.